Orman ve Su İşleri Bakanımız onunla ziyarette bulundu ve müjdeler verdi. Öncelikle ziyaretiyle ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Şimdi biliyorsunuz bundan 1,5 ay önce Ulaştırma Bakanımız şehrimizi ziyaret etti. Ardından Su ve Orman Bakanımız Profesör Doktor Veysel Bey ilimize güzel bir ziyaret oldu. Bu anlamda bir takım müjdeleri de verdi. Kendi bakanlığı ile ilgili yapılan projelerin müjdesini verdi. Daha da önemlisi önümüzdeki süreçte şehrimizi çok yakından ilgilendiren Merkez Acılık tabir ettiğimiz deremizin, Üzülmez deremizin ıslahı ile ilgili çalışmaları dile getirdi. İhale edileceğini söyledi. Biz bunları zaten yakından takip ediyoruz. Taşkın korumalarımızın, yapılan taşkın korumalarımızın temel atmalarını ve açılışlarını yaptı. Bunların yanında biliyorsunuz Fülyos projesi kapsamı içerisindeki birinci sette bitti. İkincisi tamamlanmak üzere bu yıl sonunda bitiyor. Üçüncüsünün de yani son ayağında temel atıldı. Temel atma töreni vesilesiyle hem bu tören yapılmış oldu. Tabii Fülyos güzergahındaki yerleşim alanlarının tümünü ilgilendiren bir proje bu. Özellikle Fülyos, Çaycuma, Saltıko ve güzergahını yakından ilgilendiriyor. Yani bu ırmağı da disiplini altına almış olacağız. Önemli bir çalışma. Büyük bir proje. Yaklaşık 35-40 trilyon civarında bir maliyet olan bir proje bu toplamında. Bakanlığı ile ilgili çok önemli projeleri dile getirdi. Sizin de takip ettiğiniz gibi. Ayrıca hem merkezi yerlerimize hem yerelde yaz aylarında kuraklıktan dolayı bir takım su sıkıntıları yaşıyoruz. Bu anlamda da baraj, cazibeli su getirerek, baraj kurarak köylerimizin ve beldelerimizin, ilçelerimizin sorununun da önümüzdeki süreç içerisinde çözülmesi konusunda kendisinin önemli projeleri olduğunu ifade etti. Ayrıca biliyorsunuz Zonguldak daha önce bundan 7-8 yıl önce susuzlukla karşı karşıya olan bir şehirde Doğanlı Barajı'nın 2,5 kilometrelik bir tünel sistemiyle Doğanlı Barajı'nı Ulutan Barajı'na suyunu taşıyarak Zonguldak'ın önümüzdeki süreç içerisindeki su sıkıntısını da ortadan kaldırmış olan projelerin bir tanesine altına imza atan bakanlarımızdan birisi. Yani geneliyle düşünürseniz hem Çaycuma Devlet Gökçe Bey hem Alaplı Ereğli hem de Zonguldak il merkezimizle ilgili su sıkıntımızın önümüzdeki süreçte su sıkıntımızına giderecek projelerin altına imza atmış oldu. Yeni paket açıklandı. Hevesle bekleniyordu herkes tarafından. Nedir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii hükümetimizin süreç içerisinde ekonominin dışında özgürlükler alanındaki hak ve özgürlüklerin daha genişletilmesi anlamında yapmış olduğu çok önemli projelerden bir tanesi bu. Sayın Başbakanımız bugün açıkladı. Bunun içerisinde siyasi haklarımızdan, temel ve hak ve hürriyetlerden tüm alanları kapsayan bir paket. Tabii ifade ettikleri gibi bu paket son olmayacaktır. Bundan sonraki süreç içerisinde de gelişmelere bağlı olarak da bir takım düzenlemeler yapılabileceğini ifade ettiler. Burada en önemlisi siyasi alandaki bir takım değişiklikler biliyorsunuz. Memurların partilere üye olması gibi bir takım haklarından mahrumdular. Bu işte seçilme ile ilgili, seçim süreci ile ilgili, teşkilatlanma yapısı ile ilgili bir takım değişikliklerin altına imza atıldı. Tabii önümüzdeki günlerde meclise gelecek, meclise değerlendirilecek bunlar. Umut ediyoruz ki ülkemiz ekonomik refaha kavuşurken özgürlükler konusunda, demokratikleşme konusunda da çok önemli mesafeler alacağını umut ediyoruz bu paketle birlikte. Başkanım, siyasi partiler il, ilçe ve beldelerdeki aday adaylarını, belediye başkanı aday adaylarını açıklıyorlar. Her gün yeni bir açıklamayla karşı karşıyayız. Ama AK Parti'de henüz bir ses yok ve herkes bunu bekliyor. Zamanı mı var yoksa? Şimdi yakından takip ediyorsunuz. Biz biraz daha profesyonelce bu işi yapıyoruz. Genel merkezimizden tavandan tabana kadar bütün teşkilatlarımızda hiyerarşik yapıyı çok önem veriyoruz. Hiç kimse kendi başına bir takım açıklama yapamaz. Şöyle ki yapamaz. Yani genel merkezimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda herkes yapılanmasına şekil verecektir burada. Biz de bu anlamda genel merkeze yapmış olduğumuz zaman zaman toplantılarda bize verilen talimat gereği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buna bağlı olarak da 21 Ekim olarak belirtilen aday adaylığı başvuru süresini 1 Ekim'e aldık. 1 Ekim 1 Kasım arasında aday adaylarımızın müracaatlarını alacağız. Hemen çok taze yarın itibariyle
bir toplantımız var. Çarşamba günü, özür dilerim. Çarşamba günü bir il başkanlar toplantımız var. Sayın Başbakanımızın, Teşkilat Başkanımızın önümüzdeki süreçle ilgili, takvimle ilgili, açıklamalarla ilgili, müracaatların yöntemiyle ilgili bir takım kriterleri, çalışmaları orada masaya yatıracağız. Ardından da biz hemen hızlı bir şekilde hem anketlerimizi hem de temel yoklamalarımızı yaparak adaylarımızı yerinde ve zamanında açıklayacağız. Son olarak başkanım, termik santrallerle ilgili çok tepkiler var son zamanlarda. Sendika üyeleri olsun, çevre dernekleri olsun bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyorlar karşı olduklarına yönelik. Ve siyasi partilerin, özellikle milletvekillerinin ve il başkanlarının neden ses çıkartmadıklarını söylüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz termik santrallerle ilgili? Termik santrallere karşı çıkmıyorlar. Doğayı kirletenlere evet. karşı çıkıyorlar. Yani gerçekten termik santraller bölgesinde kirlilik yaratan bir takım, yaratmayacak bir takım teknolojileri kullanarak yaparlarsa hiç sorun olmayacaktır. Bunlara dikkat edilmesi lazım, bunlara takip edilmesi lazım. Ama siz santrallere biz karşı çıkıyoruz derseniz o zaman sanayiye de karşı çıkıyoruz diyorsunuz. O zaman kalkınmaya da gelişmeye de karşı çıkıyorsunuz demektir. Oysa bundan 10 yıl önce biz komşumuz Batmış Bulgaristan'dan elektrik ithalden ülkeydik. Şu anda elektrik ihraç eden ülke konumuna geldik. Sanayimiz büyüdükçe de termik santrallara, nükleer santrallara ihtiyacımız var. Bunu herkes biliyor. Ama bu santrallar yapılırken son teknolojiyle yapılması lazım. Doğayı, havayı kirletmemesi lazım. Çevre, ekolojik yapıya zarar vermemesi lazım. Bunların üzerinde dursunlar. Yoksa biz santrallara karşıyız diye pankart açarsanız size herkes karşı çıkar. Sizin yanınıza kimse olmaz. Peki.